Kazakistan gündemini ve Kazakistan'da COVID-19'la ilgili yeni verileri, Türk dünyasındaki yeni verileri almak üzere şimdi Nur Sultan'a dönüyoruz. Caner Salibay karşımızda. Caner hem gündemi hem ile ilgili gelişmeleri senden dinleyelim. Son derece sıkıntılı günler orada da sürüyor. Evet Serpil Kazakistan gündemini aktaralım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üye devlet başkanları konsey toplantısında konuşma yaptı. Tokay, ülkelere biyolojik güvenlik için uluslararası bir ajansını e, kurulmasını desteklemeye çağırdı. Cumhurbaşkanı konuşmasında terörizm ve diğer tehlikelere karşı mücadelede örgütü ve ülkelerin benzersiz bir kültürel mirasını geliştirmek önemlidir ifadesini kullandı. Öte taraftan başkent Nur Sultan'da geleneksel aslan Astana Media Week 2020 haftası çevrimiçi formatta başladı. Astana Media Week her yıl yapılan bilgi ve kamu geliştirme bakanlığı tarafından düzenlenen bir etkinliktir. Etkinlikte uluslararası film ve televizyon endüstrisinin uzmanları, yabancı ve ulusal medya temsilcileri ve dijital içerik alıcı ve satıcılar katılıyor. Kazakistan'da sizin de belirttiğiniz gibi salgınla mücadele devam ediyor. 25 Kasım'a kadar Doğu Kazakistan'da karantina uzatıldı. Hatırlatalım 9 Kasım'dan itibaren bölgeye giriş ve çıkış dış askıya alındı. Eğlence, kültür ve spor tesislerinin faaliyetleri durduruldu. Akmola bölgesinde ise 13 Kasım'dan itibaren karantina önlemleri sıkılaştırılıyor. 65 yaş üstünün hastane, eczane ve markete çıkmak dışında sokağa çıkmaları askıya alındı. Ayrıca sakinleri gece saat 11'den itibaren yaya ya da araçla sokağa çıkmaları da durduruldu diyelim. Kazakistan'a salgınla ilgili son rakamları aktaralım. Kazakistan'da son 24 saatte yeni 568 vaka tespit edilerek toplamda 117.904 vaka tespit edildi. 108.387 hasta iyileşti ve 1.857 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Özbekistan'da ise bugüne kadar 69.173 vaka görüldü. 66.433 hasta iyileşti ve 589 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kırıkistan'da ise 64.360 uh, vaka görüldü. 55.306 hasta iyileşti ve 1.188 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Caner Salıbay. Tüm dünya aşı çalışmalarını merakla bekliyor.